Merhaba. Bu videoyu çekiyorum çünkü bunu herkes duymalı. İsim de vereceğim çünkü herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Arkadaşlar, bugün Ziraat Bankası'ndan bir işlem gerçekleştirdim ve herkes bunu duymalı ki memnun kaldım. Çok memnun kaldım. Gerçekten harika bir şekilde işlemimi gerçekleştirdiler. İşlemim neydi? Banka kartımı kaybetmiştim. Evet, herkesin başına gelebilecek bir şey. Sonra ben de yeni bir banka kartı başvurusu için şubeye gittim. Bu yine herkesin yapabileceği bir şey. Ancak Mastercard olması için ısrar ettim. Çünkü eğer Troy kartı olursa yurt dışı ödemelerinde bunu kullanamıyorum. Yurt dışı ödemeleri de genelde hani YouTube ya da Steam'den bir oyun almak gibi gibi ödemelerde, çoğu işte platformlarda abonelik ücretlerinde Mastercard şart. Çünkü Troy sadece Türkiye genelinde benim kullanıldığını gördüm bir kart. Yurt dışı ödemelerinde kullanamıyordum. Benim kartım ilk başta Troy'du. Çok fazla sıkıntı çektim. Sonra Mastercard'a çevirmiştim yine bu şubeden. Ve gayet de güzel çevirmişlerdi. Şimdi de ben Mastercard olması için ısrar ettim. İlk başta dediler ki o hiç belli olmayabilir. Çünkü işte Mastercard üretiyorsa o verir. Troy üretiyorsa o verir. O hani belirsiz demişti. Ama yine de işledeki kadın telefonlar etti. Mastercard olması için çok uğraştı. Bu işte benim hoşuma gitti. Şimdi eğer ben memnun kalmasaydım, şikayet edeceğim bir durum olsaydı, herkes gibi video çekerdim ve derdim ki işte bu bir rezalettir falan filan. Öyle videoları herkes çekiyor. Siz diyorsunuz ki gayet güzel bir şey, normal, niye bunun videosunu çekiyoruz? Ama niye güzel şeylerin videosunu çekmiyoruz? İşte biz hayatta hep böyle şeyleri tekrar ettiğimiz için bunlar aklımızda kalıyor. Mesela çocukluğunuzdan bir anıyı düşünün. Daha önce hiç düşünmediğiniz bir anınız aklınıza gelmeyecek. Şu an aklınıza gelen bir çocukluk anınızı zaten düşündünüz. Zaten onun şu an aklınıza gelmesinin sebebi daha önce onu defalarca hatırlamış olmanız. Ulan ne güzel anıydı be, şu çok güzeldi falan diye onu defalarca yad ettikçe o an aslında sürekli yenileniyor. Ve yenilendiği için de siz onu sürekli hatırlıyorsunuz. İşte biz böyle durumlarda işte şu rezalettir, böyledir falan diye paylaşmayı ve bunları hatırlamayı çok seviyoruz. Genelde kötü olayları hatırlamaya meyilliyiz. Böyle olduğu zaman da sanki her şey çok kötü geçmiş gibi bir izlenime kapılıyoruz. Lakin öyle değil arkadaşlar. Bu yüzden ben bugün çok memnun kaldım ve bu memnuniyetimi dile getirmek istedim. Bugün Ziraat Bankası'nın müşteri hizmetleriyle, yani müşteri hizmetinden kastım müşteriye verilen hizmet, yani kişideki kadın çok güzel bir şekilde benim ricamı dinledi ve onunla ilgili işlemler yaptı. Çok memnun kaldım. Bu yüzden buradan Ziraat Bankası'na çok teşekkür ediyorum.